MİT'lerinin durdurulması soruşturmasıyla ilgili Adana ve Hatay'da Ocak 2014 yılında MİT'lerinin durdurulmasıyla başlayan bir süreç vardı. Bu soruşturmada tutuklama kararı çıktı. 5 kişi tutuklandı. Bunlardan 4'ü savcı, biri de Adana'nın eski jandarma komutanı. Bu bilgiyi bizlere Gökhan Gerçek verdi. Şimdi de ayrıntılarını anlatacak Gökhan. Evet, İstanbul'dakine benzer bir sürecin Adana MİT tırlarında da yaşandığını söyleyebiliriz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin bir inceleme yapılıyordu. Müfettişler görevlendirildi. Onların raporu ikinci dairenin önüne ulaştı. Rapor ulaşılır ulaşmaz da bu karar alındı. Müfettişler talep etti ve Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu tür suçlara bakmakla görevli mahkeme 5 isimle ilgili tutuklama kararı verdi. Bunlardan biri başsavcı, üçü savcı, biri de eski il jandarma alay komutanı. Evet, isimleri saymak gerekiyor herhalde. 1 Ocak 2014 tarihinde Adana ve Hatay'da mühimmat yüklü olduğu gerekçesiyle tırlar savcıların talimatıyla durdurulmuştu. Kırkan'da, Adana'da, Hatay'da tırların durdurulması casusluk faaliyeti çerçevesinde değerlendirildi. Daha sonra bu yönde inceleme başlatıldı. 4 savcı da açığa alındı. O savcılar, tırları durduran savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı, Kırkan savcısı Yaşar Kavaklıoğlu, ve Ahmet Karaca ve eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyan. Aynı zamanda bu sürecin içerisinde yer alan bir de asker vardı. İl Jandarma Alay Komutanı, tırların durdurulduğu dönemde İl Jandarma Alay Komutanı olan isim Özkay Çokay da yine bugün tutuklanan isimler arasında yer aldı. Aslında 5 isimle ilgili Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi işlem yapmadan önce savcılık tarafından 5 isim sessiz sedasız ifadesi alındı Tarsus'ta. Ama sürpriz bir şekilde mahkemeye sevk karar çıktı. Suçlamanın oldukça ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye teşebbüs. Evet, daha önce İstanbul'da tutuklanan savcılarla ilgili aynı suç isnadıyla suçlanıyor 4 savcı ve 1 asker. Bu suçlamayla mahkemeye sevk edildiler ve tutuklandılar. Aynı zamanda casusluk suçu da var tutuklama gerekçeleri arasında. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni görev yapamaz hale getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye teşebbüs ve casusluk alt alta sıralanan 5 isimle ilgili suçlamalar arasında. Süleyman Bağrıyanık MİT'in başsavcısıydı. Onun talimatıyla gelen ihbar üzerine savcılar olay yerine gitmişti. Tırlar Kırkan'da, Hatay'da durduruldu. Önce Yaşar Kavakçıoğlu olay yerine gitti. Ardından Özcan Şişman olaya el koydu. Ve bir süre sonra Ankara'nın duymasının ardından tırların aranmasına izin verilmedi ve süreç orada noktalanmıştı. Ama daha sonra adli soruşturmaya konu oldu tırların durdurulması. Çok sayıda asker tutuklanarak cezaevine gönderildi ama talimatı veren savcılarla ilgili bugün işten başlatıldı. Daha doğrusu somut işten bugün başlatıldı. Daha öncesinden bir inceleme vardı. Gelen rapor doğrultusunda savcılar tutuklama istedi ve o tutuklama talebini değerlendiren Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir başsavcı, 3 savcı ve dönemin alay komutanının tutuklanmasına karar verdi. Suçlama hükümeti devirmeye teşebbüs.